Dünyanın kahve merkezi olan Brezilya ve diğer Güney Amerika ülkelerinde yaşanan don ve kuraklık kahve fiyatlarına olumsuz olarak yansıdı. Türk insanının vazgeçilmez içeceği olan kahvenin kilosu 40 liradan 140 liraya tırmandı. Kahve fiyatı normal düzeyde seyrederken 40 liraydı. Biz de o zaman 2300-2500 dolar düzeyinde alıyorduk. Dolara satıyorlar kahveyi zaten ithalatçılar. Bu kahvenin fiyatı, kahve soğuk almış Brezilya'da. Brezilya dünyanın kahve sanayisi. Evet, kahve bitki ama üzerinden geçen işlem çok fazla olduğu için sanayi diyoruz biz ona. Brezilya dünyanın kahve sanayisi. Dünya kahve ihtiyacını karşılıyor. Kahveyi soğuk almış, üzerine kar yağmış. 50 yıldır ben buradayım. Böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmamıştı. Öyle olunca da mahsul %60-%80 civarında yok, eksik. Öyle olunca da 2500 dolara aldığınız kahve 2-3 gün sonra 2700, 2-3 gün sonra 3000, 3500-4000 derken şu anda 6500 dolar civarında. Muhakkak ki biz kahveyi pahalı aldığımız için de pahalandırıyoruz. 40-50 lira olan kahve şu anda 140 lira kilosu. Daha hala da mesela perakende kâr ediyoruz ama toptan satışlarımızda kâr edemiyoruz. Zaten toptan satışları kıstık. Müşterilerimiz mağdur olmasın diye bir veya iki kolu veriyoruz. Az veriyoruz toptan satışlarda. Biz de müşterilerimizi dağıtmayalım diye de birer ikişer kolu veriyoruz yani zarar etmemize rağmen. Kahve fiyatı tahmin ediyorum 200 liraya kadar çıkar. 200 liraya kadar çıkar ama Eylül-Ekim gibi yeni mahsul Türkiye'ye ancak ulaşır. O zaman eğer mahsul çok olursa muhakkak kahve fiyatı düşecektir. Biz de düşürürüz yani. Ama yine eğer şey olursa, ağaçlar kendine gelemez de yine mahsul eksik olursa bir yıl daha o düzeyde devam eder.